geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşun cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Koşu yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey! Dur! Ben gördüm. Vallahi çok acıdı. Ben sıramı savdım. Gökhan, bana bak, sabrım taşıyor. Geç şuraya. Adam gibi aşın ol. Nedir lan bu senden çektiğimiz? Emredersiniz komutanım da. Ben çok korkuyorum komutanım. Bu kadar korkuya aşı falan tutmaz. Hiç utanmıyorsun değil mi? Bak burada bu kadar insan seni bekliyor. Terbiyesiz. Bekleme. Hem sen niye burada bekliyorsun? Git veterinere aşı ol. Terlik sayma. Komutanım, isterseniz ellerinden ayaklarından bağlayalım biz bu ayıyı. Arkadaş büyükbaş. İğneyi yiyince çifte falan atmasın maazallah. Yeter be. Kesin siz de şu dalgayı. Bana bak Gökhan Efendi. Ya adam gibi rahat durursun ya da o enjektörü ben saplarım sana. Emredersiniz komutanım. Melek hemşirem, iğneyi saplarken biraz üfle, tamam mı? Tamam üfleyeceğim, dur. Şuna bak. Bir de komando olmak istiyor. Dangoz. Ne komandosu oğlum? Ondan su kaplumbağası bile olmaz. Ne yapıyorsunuz hafta sonu Melek'le? Bilmem. Plan yapmadık. Ne oğlum, hava çok güzel. Bir pikniğe gidelim. Valla? Tabii. Olur. Bana uyar, konuşurum Melek'le. Ooo, karargah destek bölüğü aşıya çıkmış. Yakında bize de gelir sıra. Gelsin abi, gelsin. Melek hemşirenin elinden her gün yeni olmaya razıyım ben. Hiç yalan mı? Melek hemşire kimseye yüz vermiyor. Nasıl yüz vermiyor? Arada bir konuşuyoruz. Bir iki haftaya kalmaz götürürüm evvelallah. Ne diyor lan bu? Dur Ferit, dur. Herkesin arasında. Sonra alırız paçasını aşağı. Kim oğlum bu herif? Tamam abi, sakin ol, buluruz. Ulan ne aşıymış ya? Kolum cayır cayır yanıyor. Ulan nizamiye hırsız girmiş. Çalmışlar. Hemşehrini çalmışlar. Ne bağırıyorsun be nizamiye? Hangisini komutanım? Aşıyı mı diğerini mi diyorsunuz? Neyin diğerini? Bağıran sensin. Ben nereden bileyim neye bağırdığını? Baksanıza komutanım, nizamiye hırsız girmiş. Hırsız mı? Radyomu, gazetemi, her bir şeyimi almış komutanım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hı? Geçen hafta hepsini ben aldım ya. Ayıp değil mi komutanım ya? Listeyi verelim. Böyle hırsız gibi. Allah'ım sen bana sabır ver. Tez günde canımı al. Bu ***'ların hepsinden birden kurtulayım. Amin. Kolay gelsin çavuşum. Nasılsın? Nasıl olayım Kandemir abi? Bıktım usandım şu aslak yerimden ya. Çok mu uğraşıyorsun seninle uşağım? He valla. Sabahtan akşama kadar tepeme dur. Ya bana bak. Benim general falan tanıdıklarım var. Eğer canın sıkılırsa söyle bana. Sürürüm onu da o ya. Gerçekten mi? Tabii ya, sen ne sandın Kandemir abini he? Bana bak. Başım komutanlarla belaya girerse bana haber ver, bir telefon etmem yeterli. Tamam mı koçum? Uy. Allah razı olsun senden Kandemir abi. Eyvallah koçum.
Şey diyorum, şu bizim Mahmud'u bir çağırıversen ha? Çağırayım abi. He. Ah keşke benim de senin gibi her gün ziyaretime gelen olsa. Ya ne yapalım işte, Mahmud kardeşimize kıyak olsun. Niye her gün vuruyoruz böyle? Sen biraz çabuk olsan, benim işlerim yoğun da. Bir an önce gelsin Mahmud. He tamam tamam. Ben zaten evrak götüreceğim Dum içeri. Çağırırım o arada. Hadi bakayım, göreyim seni. Bu işin en çok sevdiğin tarafı da aşıdan sonra eğitim yaptırmamaları. Tamam. O zaman biz sana her gün aşı vurduralım, aşı. Ne diyorsun lan sen? Serbest Allah. Dur, Allah dur. Allah. Ne dedim ki şimdi ben ya? La oğlum bir vurmayın ya. Bağıra bağıra sesimi kısıtırdınız ya. Yapmıyor mu ya? Tamam beyalım. Tamam. Oo, amma ağladınız ya. Ya beyler yalnız var ya. Bu sefer beye de canım çok geldi ha. Ferit şu belek hemşiremize söyle de biraz insaflı vursun yine be ya. Alo kime söylüyor? Ne oldu bu da be? Beyler olay var olay. Gelin gelin gelin. Bak, tamam. Arkadaşım baksana. Sen ne konuşuyordun öyle melek hemşirenin arkasından? Bana mı diyorsun birader? Sana diyorum. Öyle götürürüm falan. Ne diye çamur atıyorsun arkasından? Sana mı soracağım? Dikkatli konuş lan. Sen kim oluyorsun lan? Ne diyorsun lan? Lan Vedat yürü. Yavaş yavaş. Ya abi dur. Vedat bırak. Ya Ferit yeri değil abi. Bırak da ne yapacakmış görelim. Hadi akıllı ol yürü tamam, bakayım böyle öyle. Siz kim oluyorsunuz lan? Lan bu. Oğlum çok kız kurarım ağzını burnuna. Tamam lan. Vedat bırak. Vedat bırak başlayacağım şimdi sana. Ya da. Abi tamam. Subay falan görecek pencereden şimdi dur. Abi gel sonra bakarız icabı. Hadi beyler hadi hadi bölünüze. Bu kadar mı delikanlısınız oğlum? Tek tek gelsenize. Merak etme basacağım ben sana tek tek. Bulacağım seni oğlum. Hepinizi yazdım deftere. Hadi lan. Kaybol. Hadi hadi beyler. Biz dağılın. Aynı yerdeyiz yavrum. Mahmut. Şşş, Mahmut. Efendim Cemal abi. Uşağım Kandemir abi Celal'in ziyaretçi parkında seni bekleyeyim. Bulamadım desene be abi. İşim gücüm var. Ulan en nankör adamsın ya. Adam seni her gün ziyareteceliği. Sen niye nazlanıyorsun? Yok be abi ondan değil. Neyse ben giderim onu. Sen niye hiç konuşmuyor Hamza? Yok ya, konuşuyoruz işte. Aşı yedik de ondandır herhalde. Böyle bir rehavet çöktü üstüme Ali. Kızgın mısın bana? Yok be Lizim. Nereden çıkarıyorsun? Ben sana niye kızayım ki? Gidiyorum diye. Yok canım. Gideceksin tabi. Anan, baban, kardeşlerin çok özlemiştir seni. Kim bilir seni görünce nasıl sevinecekler. Ya sen? Sen özleyecek misin beni? Özlemez miyim biz? Çok alıştım sana. Ama yani ne demişler? Evli evine, köylü köyüne değil mi? Hamza, sen istersen ben geri dönerim. Fazla kalmam. Koşar gelirim yine yanına. Niye bir şey demiyorsun Hamza? Hep susuyorsun. Gel demek bu kadar zor mu? Gel. Ya sonra konuşsak ya Liz. Bizim Almancı Kadri var ya. Onunla yol kenarındaki taşları boyayacaktık. Tamam. Hadi. Sonra tekrar uğrayacağım tamam? Tamam. Tamam. Saçmalıyorsun yani. Ya bak illa başını belaya sokacaksın ha. Ne diyorsun Seyfi ya? Duymadın mı adamın söylediklerini? Yok götürecekmişmiş, yok bilmem neymişmiş. Ya tamam abi tamam haklısın.
Ama sen de Melek'le berabersin yani. Bunların başına geleceğini bilmiyor musun paşa? Ne? Ne diyorsun ya? Alayda görevli diğer kız arkasından kafasına göre konuşacak mı yani? Bu mu? Çıkıyor mu lan bunlar? Günaydın. Ya tamam abicim. Ya tamam. Haklısın. Yani bir şey demiyorum. Ama bak iç avluda herkesin ortasında adama saldırılır mı be abi ya? Sonra biri görecek. E ne olacak? Ayıkla pirincin taşını. Ya Ferit. Şimdi Seyfi doğru söylüyor abi. Zaten başımız beladan yeni kurtuldu. Ya abicim yemişin belasını bana ne ya? Ulan bir de Fethi de diyor ya görüşürüz falan diyor. Takma kafana kardeşim. Bir ara sıkıştırıp ağzını burnunu kırarsın. Baktın olmadı bir postada biz döver. Hay Allah. Bugün altın günün müydü Seyficim? Ya ben karıştırdım ya. Yani bilseydim ben elim boş gelmezdim. Kusuruma bakma artık. Ne yapıyorsunuz lan burada? Şey komutanım. Arkadaşların bazı eksik şeyleri vardı da onları şey ettiriyordu. Bitti değil mi bütün yalanlar? Uyduramıyorsun değil mi artık bir şey? Lan sesiniz daha koridorun başından duyuluyor be. Neyse Seyficim bize müsaade. İş ziyareti malum kısa olur. Efendim izninizle biz kaçalım artık. Kaybolmayın bir yere. Tüfek bakımı var. İyi ama aşı olduk komutanım. Alo! Kime diyorum? Hepiniz silahlı. Hadi marş marş! Emredersiniz komutanım. Hadi! Nerede kaldın be aslanım? Yarım saattir seni bekliyorum. İşim vardı. Cemal abiyi de yeni gördüm zaten. İyi geç otur. Yok oturmayacağım. Zamanım yok. Geç otur dedim. Ne yaptın benim emaneti? Halledemedim. İyi. Sen bilirsin. Artık borcun için annenle babanı ziyaret ederiz biz de. Yazık be. Yaşlı insanlar da. Abi gözünü seveyim şu borcu başka bir şekilde ödeyim ya. Söz ağızdan çıkar Mahmut. Yarına kadar sana mühlet. Yaptın yaptın. Yapamadın. Sonuçlarına katlanacaksın. Ya Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Yani bunu der. Şeytan diyor ki al şunu kafasına geçir. Vallahi hiç tutma kendini babacan. Geçin. Sen de kurtul, ben de kurtulayım ha. Ya benim manyak buru derim. Kız sana daha ne desin ya? Gel döneyim sana diyor işte. Senden ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı? Babacan. Gel demek git demek kolay mı sanıyorsun sen ha? Ailesi sormaz mı kızı? Yine ne diye gidiyorsun Türkiye'ye diye ha? Ha. O zaman o da şey der. I love Hamza der olur biter. Yok ya. Kimdir, nedir? Kimin fesidir demeyecekler mi ha? Benim bizim ne cevap verecek? İpsiz sapsız 10 yıldır asker diyecek ya da yalan söyleyecek. Öyle. 10 sene babacığım. 10 sene. Millet dışarıda iş güç sahibi olurken ben hayatımın en önemli 10 senesini burada harcadım. Ya senin elin iş tutuyor ama ya. Ya Allah'ın aşkına bir sus babacan be. Ha? Ya ben bunları düşünmedim mi sanki? Hani biz Türk olsa neyse. Amerikalı be. Zaten ben ailesinin yerinde olsam inan ben de benim gibi adama kız falan vermem. İş oralara varacağına öyle bitsin daha iyi. Yani fonda bir de Orhan Baba çalsa tam olacak. Ya Hamza, sen korkuyorsun. Sen hayattan korkuyorsun. Bırak her şey olacağına varsın. O olacaklar Lizim'i üzecekse hiç olmasın babacığım. Hiç olmaz. Bir tek Lizim mutlu olsun yeter. Yapma be kardeşim ya. Bak aşk her şeyin üstesinden gelir. İki insan birbirini sevdikten sonra bir masa bir yatakla da mutlu olurlar. Yemek takımıyla oturma odasını hallettik diyelim. Her şey bununla bitmiyor ki. Ah Müjde ah. Oo Cemal Paşa'm tura çıkmışsın. İçim darlanıyor Şah'ım. Ya evlilik ne zor işmiş ya. Masraf bitmiyor. Hayırdır? He. Bunca isteğe verildi tek cevap hayırdır. Ama ne yapalım Müjde'nin gönlü olsun diye evet diyoruk. Ulan şuraya bak ya. Kaynanam tutturmuş
İstanbul'a düğün istiyorum. Hem de 4 yıldızlı oteli. E onca insanı Trabzon'a nasıl getireceksin? Oo, kötüymüş be bunu derim. Yani kızı verecekler ama senin canını da alacaklar gibi geliyor bana. Bu daha ne ki? Yok beşi bir yerdeler, yok takiler, yok hediyeler. Ula evlenip mutlu olalım diyorduk ama anlaşılan aileler mutlu olana kadar bize sıra gelmeyecek. Vay be. Zor abi zor. Bu devirde sevip evlenebilmek bile çok zor. Hadi çocuklar, hadi sallanmayın ya. Bir tek siz kaldınız, hadi. Lan hala sinirim geçmedi ya. Lan bir de kalkmış. Tövbe tövbe. Tamam abicim, sen de amma sinirli adammışsın be. Ya Seyfi hıncımı senden alacağım ama şimdi ha. Tamam tamam al, benden al da bari artık başımız belaya girmesin Ferit ya. Testereyi alınca şöyle güzel bir tatil yapayım diyorum. Belki sizin oraya gelirim ha. Testere değil, tezkere, şaşkın. Tamam kardeşim, gelirsin, misafirim olursun, seni her gün bedava muza bindiririm. Ya Vedat, ben bu muza binme olayını pek anlayamadım. Adamın poposuna batmaz mı ya? Enine binersen batmaz kardeşim. Bak şimdi hayal et. Kocaman şişme bir muz. Biniyorsun üzerine. Deniz motoru seni suda hızla uzaklaştırıyor. Elbiselerin ıslanır. Elbise mi? Laz mısın oğlum? Mayo ile biniyorsun be. Onca insanın içinde ayıp değil mi ya? Aman be abicim, ne ayıbı be. Hele de önüne güzel bir manita oturuyorsa. Hani bu muz yalpalıyor ya. Aman düşüyorum ayağına, yumuşak yumuşak sarılırsın. Sus değilin çalışsın biraz, hadi. Çok bilen değil mi? Bir kere mantı öyle yapılmaz. Sarımsağı yoğurduna koyacaksın. Oh, oğlum biri bana böyle yapar. Sarımsağı kıymanın içine koyuyor. Cumbo. Nasıl güzel oluyor, nasıl güzel oluyor bir bilsen. Yoğurdun üstüne de şöyle bir alis tereyağı yakar. Kırmızı pul biberli cısır cısır. Sen var ya, gelsen en az 3-5 tabak yersin be ya. Oh, ne güzel anlattın la. Şş, bana bak, sizin ev yakın değil mi buraya? Bir sabah size gidek. Evet beyler, bitti mi herkesin tüfek temizliği? Al bir şey kaldı komutanım, biter şimdi. Hadi çocuklar, hadi biraz acele edin ya. Öğlen sıcağına kalmadan bitirelim şu işi. Acele edin biraz, hadi. Görüyorsun değil mi Kadri'cim? Aileler işin içine girince her şey daha da sarpa sarıyor. Bak diyelim ki biz de Liz'le evlenmeye karar verdik. Kim isteyecek Liz'e? Bak işte orada çuvalladın. Yabancılarda böyle bir şey yok ki. Ailenle falan gitmiyorsun. Direkt gidip kızın kendine teklif ediyorsun. Senin ikiye evlenme teklif edecektin değil mi? Evet. Askerden döndükten sonra evlenecektik. Ah babacarım be. Lan benim derdim büyük, seninki benden büyük. Ne yapacağız biz böyle ha? Bilmiyorum Hamza. Bilmiyorum. Düşündükçe çıldırıyorum vallahi. Allah'tan siz varsınız yanımda. Bir de siz olmasaydınız ah. Ama varız işte oğlum. Hepimiz birbirimiz içiniz. Sen bana ben sana derken... Vallahi de billahi bir gün lan şu kapıdan çıkacağız ha. Oo. Kolay gelsin. Eyvallah Batu, hayırdır? Ya hava güzel. Bugün gelen giden çok olur dedim. Şey, bir haber var mı? Kadri. Ya inan günde en az 10 kez kontrol ediyorum. Ne Niki'den ne de Kamil'den hiçbir cevap yok. Acaba mailler ulaşmadı mı ellerine? İnan her sabah mailleri tekrardan görüyorum. Kusura bakma Kadri. Elimden başka bir şey gelmiyor. Estağfurullah. Geçer babacan, geçer. Takma kafayı. Bu da geçer. Ama işte insanı deler de geçer. Ya sinyor, kıllık yapma işte oğlum ya. Bırakalım silahlarımızı, sen işlersin deftere. Olmaz. İmza şart. Ya atarsın bizim yerimize be sinyor. Yapmadığın şey sanki ha. Ya olmaz. Bak, Ahmet Başçavuş başımızda olsa beklemeyecek misiniz? Şimdi de benim için bekleyin kardeşim. Pes yani Seyfi. Çingar'a krallık vermişler, önce babasını kesmiş.
Sen daha iyi bilirsin kartopu. Vallahi öyle mi yapmışlar? Daha yaptırırım sana battı. Şaka la şaka. Dipçiyle kafana vur edeşelim. Ya Allah'ın aşkına yürüyün ya. Hadi ya. Eyvallah. Sinyorum. Kardeşim. 186-624. Şöyle karizmatik bir imza atayım. Sıkayamam. Lan oğlum taşırma kutunun dışına be. Tamam be abi kızma. Şşş. Sarı. Yani diyorsun ki illa o sopayı yiyeceğim. Orası hiç belli olmaz. Gelsene sen şöyle bir dışarı. İyi oldu geldin. Beni zahmetten kurtardın. Ferit. Ferit dur oğlum. Ne oluyor ya? Ya kızsana oğlum. Şşt. Kavga var lan kavga. Bana bak ya. Benim başım belası sokmayın ya. Ne oluyor lan? Bunları mı toplayıp geldin? Sen arkadaşlarınla üzerime yürürken iyiydi değil mi? Göreceğiz şimdi Anya'yı Konya'yı. Ya beyler, Asubay gelecek şimdi. Dövüşeceksiniz, başka bir yerde dövüşün. Ama merak etme birader, kısa sürecek zaten. Bak anladı kısa süreceğini. Kusura bakma birader, dizim geldi lan! Dağılın lan. Hadi bakalım. Kaybol lan! Ya Cumbocuğum, ben biraz yorgunum da şu kızanlara bakıversin. Kartopu, bunlardan mantıda kıyma çıkar mı lan? Hadi bakalım, dağıl mı lan? Bakın, çok pis tomarza usulü karate yaparım ona göre ha. O da bir öyle. Karate. Ne oluyor bakayım burada? Ne oluyor? Yok bir şey komutanım. Asayiş belki ama. Tamam hadi sallamayın, hadi, hadi. Seyfi, hadi bitirin şu işi. Emredersiniz komutanım. Hop 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 kaynamayalım. Hadi canım hadi geç arkaya. Aman be kardeşim ne fark eder ha sen geçmişsin ha ben. Hadi bakayım hadi kaynatmayın denenizde hadi. Abi Ferit'in tüfeğini ne yaptın sen? Sana vermedi mi? Yo. İyiydi oğlum teslim aldık ya şimdi buradaydı işte. Sorun nedir? Sen bir içeri bak tekrar. Yok bir şey komutanım şimdi hallediyoruz. Tamam devam edin o zaman hadi. Levent Üstü hemen dönmeden halledelim şu işi. Hallediyoruz komutanım. Çavuşum Ferit'in tüfeği eksik. Nasıl eksik? Ne demek eksik? Ya sinyor teslim ettim ya sana tüfeği abi deftere imzalattın ya bana. Tamam abi haklısın tamam hatırlıyorum ama yok işte tüfek abi. Abi şuraya koydum ya buraya yasladım ya. Yok işte yok. Komutanım emin misiniz bakın teslim ettim ben tüfeğimi. Defterde gözüküyor ama ortada yok. Allah cezanızı vermesin. Bir işi beceremediniz. Tüh. Ya abicim emin misin iyice baktın mı her yere? Kaç defa baktım Ferit. Koskoca tüfek nereye gidecek? Beni çağırtmışsınız komutanım. Neredesin Ahmet Başçavuş? Neredesin? Alay komutanımız çağırtmıştı komutanım. Onun yanındayım. Hayrola bir sorun mu çıktı? Hem de ne sorun? Tüfeklerden biri yok. Ne? Ay iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilemiyorum Levent. Neden öyle diyorsunuz komutanım? Kolordu gayet memnun durumda. Onların memnun olduğuna ne şüphe de... Biz yine başımıza iş aldık. Bundan sonra gelen bütün bedelleri bize yollayacaklar. Ne yapalım yollasınlar komutanım yani. Daha 80 tane 100 tane ile uğraşmışız. Değişiklik oluyor işte bizim için de. Ya zaten işten filan kaçtığım için söylemiyorum. Yine kargaşa olacak. Sonra kendi askerimizin eğitimi aksayacak o sırada. Neyse siz merak etmeyin komutanım. Daha çok çalıştırır arayı kapatırız. Bugün de silah temizliği vardı. Bakalım bitirebilmişler mi? Gel Ahmet Başçavuş'um. Komutanım. Hadi. Lan! Hazır ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü, bir subay, bir as subay, 73 Erbaş ve Erli, emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Kerim. Merhaba asker. Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Siz de sağ olun. Beni... Rahat da dinleyin. Nasıl oldu Kerim? Vallahi komutanım. Ben o taraftan geçiyordum komutanım.
Ahmet Başçavuş da alay komutanının yanındaymış. Ben de bir şey olmasın diye başlarında durayım dedim. Ne olduysa artık o arada oldu komutanım. Kaybolan tüfek kimin? Ferit'in komutanım. Ferit, Seyfe. Nasıl oldu anlatın bakalım. Komutanım, tüfekleri nizami bir şekilde teslim alıyorduk. Nasıl oldu ben de anlamadım. Komutanım, ben tüfeği teslim ettim. Deftere imzaladım. O esnada dışarıda bir gürültü duyduk. Dışarıya çıktık. Sonra görev yerime gidecektim. Tüfeğin kayıp diye geri çağırdılar. Anlamadık yani. Bana bakın, bu çok ciddi bir durum. Eğer bir halt yediyseniz hemen söyleyin. Komutanım, vallahi bir şey yapmadık. Tüfeği bırakıp çıktım. Kim aldı bilmiyorum. Komutanım, içeride bizim bölükten başka kimse yoktu. Yani nasıl kayboldu ben de anlamadım. Arkadaşlar, olayla ilgili bilgisi olan var mı? Bakın, bir kere daha soruyorum. Dikkat izi çeken bir şey oldu mu? Bu çok ciddi bir durum. Bildiğiniz bir şey varsa hemen söyleyin. Ahmet Başçavuş. Emeli komutanım. Gerekli prosedürü uygulayacağız. Senin ve nöbetçi subay olarak Kerim Aslı'nın ifadelerini alacağız. Emredersiniz komutanım. Gerekli işlemler ve arama çalışmalarına derhal başlayalım. Çavuş Seyfi Sarsılmaz ve Er Ferit Tekin'i tutuklayıp disiplin koğuşuna kapatın. Gidelim çocuklar. Askerlerle konuştum komutanım. Ferit ve Seyfi iyi çocuklardır. Böyle bir şey yelteneceklerini hiç zannetmiyorum. Evet, bu olay seni de beni de aşar. Askerlerin iyi niyetinden şüphem yok. Ama bu tüfek mesai saatinin bitimine kadar bulunmazsa rapor etmemiz gerekecek. Biliyorum komutanım. Arama çalışmalarını başlattım. Rütbeli personelin ve askerlerin sorgularını derhal yapacağım. Sen aramaların başında dur. Sorguyla biz ilgileniriz. Komutanım, askerlerim beni tanıyıp bana güvenirler. Eğer bildikleri bir şey varsa bunu en kolay ben öğrenebilirim. Gel. Askerlerin sorgusunu Deniz'le Tahir yapacak. Böylesi daha uygun Levent. Emredersiniz komutanım. Tahir, tüfeği bulmak için çok az vaktimiz kaldı. Gerekli sorgulamayı hemen yapın. Emredersiniz komutanım. Bu tüfeği bulamazsak olaylar istemediğimiz yerlere ulaşacak arkadaşlar. Ne gerekiyorsa yap. Kolay gelsin. Neredesin sen ya? Yine bütün işleri benim başıma yıktın. Ya işte silah temizliği falan vardı. Sonra da biliyorsun içtima, askerce şeyler yani. İyi tamam tamam. Geç otur şuraya. Estağfurullah. Ya bütün raporları bir de bu deftere geçirecekmişiz. Oradan oraya, oradan oraya. Nasıl bir bürokrasi bu, anlamadım gitti. Ya ben sana yardımcı olamayacağım bugün. Çok önemli bir işim çıktı da. Onu haberdar edeyim dedim sana. Ne işi? Yine aylazlık peşindesin değil mi sen? Melek, Seyfi ile Ferit'i tutuklamışlar, doğru mu? Ne? Ya seninle mi haberin yok? Tüfek mi ne kaybolmuş? Ya bana bakın, bu Cemal bizi işletiyor olmasın? Ya öldürürüm Allah'ını, öyle şaka mı olur ya? Doğru mu Vedat? Şu hale bak. Lan bir şey yapsam içim yanmayacak ya. Adam gibi teslim ettim abi ben tüfeğimi. Ne diye sahip çıkmıyorsunuz ki? O sıra sana sahip çıkmaya çalışıyordum. Kusura bakma. Uyuz uyuz konuşma ya. Sana mı söylüyorum abi ben? Ya kime söyleyeceksin başka? Silahı teslim eden sensin. Teslim alan da ben. Zaten dikkat edersen bu yüzden ikimizi de içeri attılar. Yansın askerliğimizle bakalım, o zaman göreceğim ben seni. Böyle kırıta kırıta konuşabiliyor musun? Ya en fazla ne yapabilirler abicim? Tüfeği nerimize sokmuş olabiliriz? Bir sürü şahidimiz var. Elbet ortaya çıkacak. Rahat. Nasılsınız arkadaşlar? Sağ olun komutanım. Arkadaşlar, durum çok ciddi. Bir tüfeğin kaybolması demek sadece demirbaş eksikliği anlamına gelmiyor. O tüfek kim tarafından, kimin için ortadan kayboldu öğrenmemiz gerek.
O yüzden bir şey biliyorsanız ne olur söyleyin. Komutanım, gerçekten bir şey bilmiyoruz. Tamam Ferit, acele etme. Düşün biraz. Bakın, bunu bir komutanınız olarak emrediyorum. Ve sizi tanıyan biri olarak rica ediyorum. Bu iş gerçekten çok ciddi. Komutanım, bizi tanıyorsunuz. Böyle bir şeyi neden yapalım? Bilemem. Onu siz söyleyeceksiniz. Bakın, 5 saat kadar zamanımız var. Ya hemen söyleyeceksiniz ya da bizi biraz uğraştıracaksınız. Bu işin cezası 3 yıldan başlıyor arkadaşlar. Daha neler komutanım? Bizim bir sürü şahidimiz var. Üstelik o gün Kerim Asteğmen de oradaydı. Sırıtma öyle yavşak yavşak. Oyun oynamıyoruz burada. Silah bir askerin namusudur. Öyle ya da böyle siz namusunuzu kaybettiniz. Ferit'le Seyfi'ye ne yaparlar Ahmet Başçavuş'um? Vallahi bayağı bir hırpalarlar. Yapma ya. Ama onlar böyle bir şey yapmazlar ki. Bu durum çok ciddi komutanım. Bir tüfek yüzünden bütün bir alay zor durumda kalabilir. Tüm alay mı? Evet komutanım. Özellikle siz ve ben ceza alabiliriz. Niye ki? Ben bir şey yapmadım ki. Nöbetçi subaysınız komutanım. Bu yeterli değil mi? Komutanım! Komutanım! Komutanım, iyi misiniz? Ya babacanlar, ulan koskoca tüfek be. Hepimiz de silahlığın kapısındaydık diyorsunuz. E nasıl çıktı o tüfek silahlıktan dışarı ha? Vallahi ben de anlamadım Arız abi. O kargaşa da yürüttüler belki de. Öfkeyle kalkan zararlı oturur diye boşuna dememişler. Adam gibi dursaydınız bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Vallahi. Buraya bir şey gömmüşler. Ne buldun lan? Koş bakın, koş. Allah'ım, güzel Allah'ım. Ne olur bulalım şu tüfeği. Bu ne ya? Allah senin cızı. Tertibini öyle yeme. Ne oldu? Bir haber var mı beyler? Ne haberi babacık? Kemik memik işte. Zaten bir şey olsa senin çığlıklarımızı iç avludan duyardım be. Vallahi sizin sevinç çığlıklarınızı bilmem de Abza abi. Dahir yüzbaşlığın sesi yankılanır avluda. Çok mu ruparıyorlar bizimkileri? Adamlar ne yapsın? Koskoca tüfek kaybolmuş. Vurma ya! Kariban tertibin akşam yemeği olur. Hadi şu tüfeğe bakalım biraz. Vallahi bu Tahir Efendi'nin eline düşer. Bana bak lan. Şu Orhan mıdır nedir? Bizim Ferit'in başını belaya sokmak için bilerek tezgahlamış olmasın bu iş? Olur mu olur vallahi. Güzel. Biz onu bir ara bir kenara çekelim bakalım. Çekek anasın hadi. Gel. Böyle öğle yemeği için toplayalım mı komutanım? Öğlen mi? Öğlen oldu mu ya? Saat 12 geçiyor komutanım. Tamam, sen topla bölüğü, ben geliyorum. Emredersiniz komutanım. Değilim. Hadi kalk. Taşı oturma, hasta olacaksın. Peki. Ferit. Ne yapacağız oğlum? 3 sene ya. Çok uzun. Anneme, kardeşime kim bakacak? Abiciğim dur ya. Şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Bize bir faydası yok. Zamanı var. Dur bakalım daha. Oturun. İyi misiniz? Sağ olun komutanım. Öylesine sormuyorum. Gerçekten iyi misiniz? Değiliz komutanım. Ben bu derece üstümüze geleceklerini zannetmiyordum. Bu adi bir hırsızlık olayı değil ki. Eğer tüfek mesai saati sonuna kadar bulunamazsa
çok daha kötü şeyler olacak. Sadece sizin ceza almanız değil, aynı zamanda bütün alay zan altında kalır. Biz yapmadık komutanım. Vallahi billahi biz yapmadık. Annemin kız kardeşimin üstüne yemin ederim biz yapmadık. Biliyorum Seyfi. Biliyorum. Size sonuna kadar da güveniyorum. Ancak durum çok ciddi. Komutanım bakın. Bildiğimiz, hatırladığımız her şeyi komutanlarımıza anlattık. Yemin ediyorum bildiğimiz başka bir şey yok. Tamam. Şimdi size yardımcı olabilmem için sakin olup sabaha geri dönüp yaşadığınız her şeyi teker teker gözden geçirmenizi istiyorum. Tüm ayrıntılarıyla. Deniz, müsait misin? Gelin kızlar. Ferit'le Seyfi'nin yanına girmişsin. Nasıllar? İyiler mi? Çok iyi olduklarını söyleyemem. Nasıl yani? Bundan sonrasında daha da kötü duruma düşebilirler. Ya ne diyorsun Deniz abla? Vallahi kızlar içinizi rahatlatacak bir şey söylemek isterdim ama bu iş yaramazlıkla, haylazlıkla alakalı değil. Eğer tüfek bulunmazsa durumu üst komutanlığa rapor etmek zorunda kalacağız. O zaman ne olacak? İşin içine askeri mahkeme girecek. Hatta belki istihbarattan gelip Seyfi ile Ferit'i sorgulamak üzere götürecekler. İşte o andan itibaren bizim yapabileceğimiz hiçbir şey kalmayacak. Hop! Ne haber Badi? Ne oluyor lan? Bir şey olduğu yok. Niye halleniyorsun hemen? Ya ufacık bir problem var da az bir şey konuşabilir miyiz Orhan? Konuşacak bir şeyim yok benim. Orhan! Bak yaşananlar oldu bitti. Tamam. Biz kavga etmek amacında değiliz oğlum. Biz konuşmak istiyoruz ya. O zaman gelin bizim bölüğün orada konuşalım. Orhan anlamıyorsun galiba. Oğlum ben iyi polisim. Arkadaşım da kötü polis ona göre. Ne saçmalıyorsunuz be? Mukadderat. Benden günah gitti. Jumbo sen haklıymışsın kardeşim buyur. Ben her zaman haklıyım da dinleyen kim arasını satayım ya. Ulan. Bıraksana lan kolumu. Ya sana insan gibi davranıyoruz. Anlamıyorsun. Sonra kolunu kıvırınca da böyle karı gibi kıvırıyorsun. Yürü lan. Nereye gidiyoruz oğlum? Orhan konuşmak istiyoruz Orhan. Yürü. Seyfi aklına bir şey geliyor mu? Ben bir şey düşünemiyorum. Ne bileyim abi. Şu kavga ettiğimiz çocuk olabilir mi? Hiç içeri girmediler ki nasıl yapacağım? Doğru. Hay Allah'ım ya. Şu silahlı nöbetçisiyle sayım yaptın değil mi sen? Onun keleğine gelmeyelim oğlum. Yaptım abi, yaptım hem. Niye böyle bir şey yapsın ki? Yani eğer silah bulunmazsa o da zan altında kalacak. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ya buna asıl bizim size sormamız gerekiyor. Ya ne yaptınız ettiniz yine başınızı belaya soktunuz. Bravo. Fatu, tamam. Biz çok mu istiyoruz burada olmayı? Ya neyse fazla vaktimiz yok. Nasılsınız? İyiyiz iyiyiz. İyisin değil mi sen? İyi. İyiyiz yani. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsunuz. İkiniz de. Sorma hayatım ya. Ya bana bakın bizim yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Var. İçinizi rahat tutun. Yani sonuçta eninde sonunda çıkacağız buradan. Yani olur da eğer çıkamazsak... Yani... Mukadderat her şey olacağına varır yani. Üzülmeyin. Orhan Gazi! Estağfurullah. Kapuskayı çok mu kaçırdık? Gaz yaptı be. He Orhan. Şimdi hepimiz askeriz Orhan biliyorsun. Arada sırada sinirler geriliyor, birbirimize kızıyoruz, kavga dövüş. Bunlar hep askerliğin içinde olan şeyler. Ama kin tutmak başka şey tab. Anam aç diyormuş. Ya dediğinizden hiçbir şey anlamıyorum.
şimdi şunla senin kafana bir vurayım da ne demek istediğimi anla. Ya bir dur be! İki dakika dur ya! Ya kardeşim niye anlamıyorsun? Önce ben Orhan'ımla konuşmak istiyorum ya. Sonra sen ne yaparsan yap. Sadist. Lan be! Ne var lan? Bak güzel kardeşim. İsim neydi canım? Orhan. Orhan? Orhan Gazi. Gazi. Benzetmek gibi olmasın ama. Ne de güzel ismin var Orhan. Hatırlıyor musun sen? Arkadaşlarınla birlikte bizim silahlığın önüne gelip bir güzel dayak yemiştin. Hatırlıyorsun değil mi? İşte tam o sırada kadere bak. Bizim silahlığın içinden bir tüfek kayboluyor Orhan. Tesadüfe bak ki kimin tüfeği? Bizim Ferit'in tüfeği kayboluyor. Of be! Ulan kanırtırlar adam o silah bulana kadar. İşte biz de seni bir kanırtalım. Belki tüfeğin yerini biliyorsundur diye düşündüm. Gazi. Kardeşler bakın. Kavga dövüş başka. Pislik yapmak başka şey. Ben kimsenin başını böyle belaya sokacak adam değilim ya. Orhan. Son kararım ya. Ya neyin son kararı mı? Bak güzel kardeşim. Eğer son kararınsa... Jumbo... kutunu açacak ona göre. Orhan. Benden duymuş gibi olma ama bu herifin iki tane sabıkası var. İki kişiyi bıçakladı daha önce. Bu Ankara'daki kolu park var ya biliyor musun? İçindeki kolları da biliyorsun. Onlardan bir tanesi eksik. Neden biliyor musun? Bu hayvan kesip yediği için. Artık gerisini sen düşün. Gerçi adamın kulağını ısırıp yutmuştum. Tükürdüm diye yalan söyledim. Ne taban sadanmış la bu bayıldı ya. Tam eğlenmeye başlamıştım ha. Bunun bu işle alakası yok abicim. Bu kadar korkan bir adam böyle bir işe kalkışamaz. Boşuna vaktimizi aldı bebe. Gidelim. Gel. Bir sonuca ulaşabildiniz mi Levent? Henüz bir şey yok komutanım. Öyle mi? Hay Allah. Daha önce de böyle şeyler yaşadım ama hemen bulunurdum. Bu sefer de bulacağız komutanım ama biraz zamana ihtiyacımız var. Ne demek istiyorsun Levent? Komutanım durumu rapor etmeden önce biraz daha beklesek olmaz mı? Biliyorum bu teklifi açık bir durum değil ama ben askerimi iyi tanırım. Seyfi ve Ferit yapmadılar. Boşuna yanacaklar. Hislerini anlıyorum Levent. Kimsenin suçsuz yere ceza almasını istemem. Ama biri tüfeğin sahibi, öteki sorumlu çavuş. İşlerini doğru dürüst yapsalardı böyle olmazdı. Komutanım hiç olmazsa bir gün daha uzatamaz mıyız? Hayır Levent. Böyle bir durumda alayın tümü zan altına girer. İşte o zaman bir sürü suçsuzun başı yanar. Emredersiniz komutanım. Sonuç ne? Üzgünüz Kerim. Suçlu bulundum. Ne? Aa. Ama ben suçsuzum. 20 yıl ağır hapse mahkum oldun Kerim. Ağır hapis mi? Taş mı kırdıracaklar? Ama ben çok çelimsizim. Kıramam ki o taşları. Öyle olsa iyi Kerim. Daha da kötü. Yirmi yıl boyunca benim postam olacaksın. Her günü beraber geçireceğiz Kerim. Allah Allah!
Ulan Mahmut. Ne oldu abi? Kandemir abinin telefonu lazım bana. Niye ki? Ula bizim çocukların durumunu biliyorsun. Kandemir abi general tanıdığım var demişti. Bir telefonu açayım belki yardımı dokunur. Yok abi, nereden tanıdığı olsun adamın? Sallamıştır. Ya uşağım, durum ciddi diyorum. Ferit'le Seyfi'nin başı yanacak. En azından bir telefon açayım ya. Yok abi, bende zaten yok telefonu adamın. Bana bak, olup da vermiyorsun. Ya vallahi yok ya. Hay senin gibi be. Oo, büyümüş ha kerata. Ya şu fırlamaya bak be, bu kadar bebeydi ha. Bak pıtır pıtır yaprak bile vermeye başlamış ha, pıtırcan. Ne zaman çiçek açar? Evet, daha şimdi açmaz. İnşallah gelecek bahar. Hani sen demiştin ya, Ferit'le güllerini koklarsınız diye. Ha. Sanırım o hiç olmayacak. Kalk Melekçe, kalk. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Benim bildiğim Levent Üsteğmen ne Ferit'i ne de Seyfi'yi o halde bırakmaz. Vallahi diyorum ya. Sen üzme tatlıcan ha. Bir gelişme var mı Levent? Yok komutanım. Her yeri didik didik arattım. Ya sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi tüfek. Kim aldıysa toprağa gömmüştür. Şimdi alayı aramak haftalar sürer. Ve bizim o kadar vaktimiz yok. Sadece Seyfi ile Ferit'in de değil. Üstelik Kerim ile Ahmet'in de başı yanacak. Ah ben nasıl bölümün başında olmam ki ya. Hiç olmazsa bir halt edeceklerse bana ederlerdi. Aa, böyle üzülerek bir şey yapamazsın ki Levent. Yapmayın komutanım. Çocukları nasıl hırpalamışlar gördüm. Daha fazla hırpalanmalarını istemiyorsan sakin ol ve düşün Levent. Sence bu silahı çalan niye yapmıştır bu işi? Ya pislik olsun diye ya da satmak için. Gerçi pislik olsun diye yapmış olsa çoktan korkup bulabileceğimiz bir yere atardı. Peki bir askerin o tüfeği alaydan tek başına çıkarmasının bir yolu var mı? Ancak tellerden firar ederse olabilir. O zaman da kim olduğu ortaya çıkar. Gidip belas... Affedersiniz komutanım. O zaman dışarıdan birinin yardımına ihtiyacı olacak. Hadi beyler çabuk olun. Alo! Beyler! Nereye böyle? Su almaya gelmiştik komutanım. Gidip aramaya devam edeceğiz. Oğlum, her yeri didik didik etmediniz mi zaten? Olsun komutanım be. Belki atladığımız bir yer vardır. Bakın çocuklar, iyi niyetinizi anlıyorum güzel ama böyle kendi başınıza işlere kalkışmayın ya. Ferit'le Seyfi'ye ne olacak komutanım? Eğer silah bulunmazsa mahkemeye çıkacaklar. En az 3 yıl hapis cezası alabilirler. O zaman bize kızmayın komutanım ama ne siz bizi gördünüz ne biz sizi. Bile oturup bekleyemeyiz komutanım. Ya isterseniz siz bizi dövün ama biz yine arabaya devam edeceğiz. Hadi beyler acele. Komutanım. Gel Cemal gel. Ver bakayım defteri. Buyurun komutanım. Ne kadar zamanlık kayıtlar var bunda? Komutanım bir buçuk aya kadar kayıtlar vardır. İyi Cemal, tamam. Sen gidebilirsin. Emredersiniz komutanım. Ya Cemal, ha dur bir dakika. Son zamanlarda gelip gidenler arasında şüpheli bir şahsa hiç rastladın mı? Hayır komutanım, dikkatimi çeken hiç kimse olmadı. Peki, çok sık gidip gelen birisi oldu mu? Vallahi komutanım, Fato'yu saymazsak, Liz var. Yani çok sık gidip gelen, Hamza'nın arkadaşı. Başka? Bir de şey var komutanım, Kandemir abi. Kandemir abi kim? Kimi ziyarete geliyor? Bizim bölükte Mahmut'a komutanım. Mahmut Sevindik mi, Mahmut Karataş mı? Mahmut Karataş komutanım. Nasıl bir adamdır bu? Vallahi komutanım iyi biridir. Hatta hatır şinas biridir. Ha geçen gün bağa gelirken poğaça bile getirmişti. Ya halt etmiş. Komutanım bu Mahmut Acem Birliği'nde kumar oynamaktan ceza almış. Ziyaretçisi Kandemir Dolayan. Hemen GBT'sini istiyorum ben. Emredersiniz komutanım. Sevgili Kerime, hakkımda ne derlerse desinler, bil ki ben şanlı Türk ordusunda görev yapan şerefli bir
az teğmenden başka bir şey değilim. Ne seni, ne ailemi utandıracak, utandıracak hiçbir şey yapmadım. Beni unutma. Seni çok seven Kerim Min. Çok az kaldı ya. Suzi gidip babana yalvarsak mı? Ya sen de asker kızsın Fatu. Parti için izin istemek başka, askeriyle ilgili konular başka biliyorsun. Ya bilmiyorum. İnan işe yarayacağını bilsem gidip babana yalvaracağım. Ya durun ya. Daha bir saatten fazla var. Bu olmamalıydı. Her şey bu kadar iyi giderken bu olmamalıydı. Şşş, sakin ol. Ama yeter ama ya. Siz asker eşi sayılırsınız. Ya savaşa gitselerdi, ya yaralansalardı. Öf ya, sizin yüzünden makyajım aktı. Abi yap dediğini yaptım. Ya ne demek şimdi olmaz? Ya şimdi gelip alırsın ya da bir daha olmaz. Abi ne demek yarın sabah ya? Buranın halini biliyor musun sen? Ortalık subay kaynıyor. Tamam. Bir saat sonra ağaçlık tarafına bakan nöbet kulübesinin oradayım. Tamam mı? Tamam abi, hadi bakalım. Oğlum senin nöbetin yok mu? Var abi. E ne dolanıyorsun burada? Sonra bana nöbet çağıracaksınız ya. Ya bana saygı duymayın ya. Azıcık şu on maşı rütbesine saygı duyun ya. Tamam abi, beraber gidelim işte. Ya ne abisi ya? Askerde abi yok. Onbaşım diyeceksin. Hadi yürü, moralim bozuk zaten. Tövbe estağfurullah ya. Az kaldı değil mi? Saate bakarken aklına ne geldi biliyor musun? Muzaffer Albay'ın Hamza'yı saat hediye ettiği gün hatırlıyor musun? Hani şu bizim hamburgercide sizin de manitaların evinde yakalandığınız arazi eğitimi. Harbiden arazi olmuştuk yani. Ama bak, bir gün bana askerdeki en güzel anın neydi diye sorarlarsa şu sizin Pamuk Prenses oyununu anlatacak. Yedi cüceleri diyorsun değil mi? Lan ne eğlenmiştik be. Aa, ama eğer eğlence diyorsan sizin anlattığınız Levent Üsteğmen'le Hamza'nın karşılaşması var. Hakikaten ya. Lan ne gündü be. Gerçi ben Teoman papatyası yüzünden fazla eğlenememiştim ama. Güzel günlerdi. Evet. Hem de ne güzel. Ay. Keşke böyle bitmeseydi. Hakkını helal et kardeşim. Kardeşim, sen de. Ulan yuh olsun bize be! Ya o koskoca tüfeği bulamadık gitti kardeşim. Ama var ya, ben bu işi yapanı bir bulursam, vallahi da billahi o tüfeği onun ağzından sokup... Ya sana gelene kadar sırada daha biz varız. Kaldı ki Levent Üsteğmen elinden canlı kurtulamaz. Hamza abi, ziyaretçim var. Eyvallah. Kimmiş? Bilmiyorum abi. Sadece ziyaretçisi var dediler. Tamam babacığım. Sağ olasın. Sanki kimin geldiğini bilmiyorsun. Hamza. Hadi git de şu kızın gönlünü al. Daha fazla üzülmesin. Benim hatırım için ya. Ya sonradan kırılacak gönlünü almanın ne faydası var babacığım ha? Hani eski Türk filmlerinde derler ya. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. İşte bizim durum ondan ibaret. Yapma böyle arabesk muhabbetler. Bak kız seni seviyor işte. Daha ne istiyorsun? Onun iyiliğini istiyorum babacığım. Güzelliğini, mutluluğunu istiyorum. Daha ne diyeyim ben? Nerede kaldı bu GBT ya? Komutanım, beklediğiniz GBT geldi. Ahmet Başavuş, bana hemen Mahmut Karataş'ı bulun. Emredersiniz komutanım. Yanlış hatırlamıyorsam nöbeti vardı.
dur. Yerlerinize marş marş. Selam. Dur. 15-17 emniyet nöbetini vukuatsız olarak devrediyorum. 17-19 emniyet nöbetini vukuatsız olarak devralıyorum. Esas duruş. Yerlerinize marş marş. Hadi hadi. Kolay gelsin asker ha. Yuh be abi, ödümü kopardım. Bizim silah bu mudur? Ya ama beğenemedim. Şşt, daha temiz yok mu oğlum bunun? Al şimdi şuradan git, çabuk bıktım senden zaten. Hadi, hadi çabuk. Şşt, sakin ol, sakin ol, gideceğiz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Komutanım. Yanlış yaptın Mahmut. Hem de çok büyük yanlış yaptın. Şimdi o tüfeği yavaşça yere bırak. Sen de olduğun yerde kal Kandemir Efendi. Vallahi çok isterdim komutan hanım ama işlerim yoğun, gitmem lazım. Sakın kıpırdayım deme. Ne o? Askeriyenin dışından geçen bir sivili mi vuracaksınız? Üstelik benim suçum yok. Bu asker arkadaş bana ateşin var mı dedi. Ben de var dedim. Yanına geldim. Siz de buraya geldiniz. Levent ne yapıyorsun? Doğru söylüyor komutanım. Biz buradan bir şey yapamayız. Kışla sınırları dışında. Evet, aynen öyle. Ben müsaadenizi rica edeyim. Görüşürüz. Sakın kıpırdama! Geç öyle! Geç! Kaldır ellerini! Ne oluyor be? Kıpırdama! Belki biz yapamayız. Ama ani müdahale mangası yapar Kandemir Bey. Komutanım, ben özür dilerim. Bu senin yüzünden üzülen arkadaşların içindi Mahmut. Ah be Lizzie. Keşke her şey farklı olsaydı. Keşke bir iş güç sahibi olaydım. Adam gibi okuyabileydim. Ben de göğsümü gere gere hep senin yanında olsaydım. İnşallah bir gün beni affedersin. Selam. Bitti mi boya işi? Bitti, bitti. İyi o zaman. Ben seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Gel otur şöyle. Bak Hamza, ben seni çok seviyorum. Seni kırmamak için hiç konuşmadım. Ama artık konuşacağım. Ben biliyorum. Senin iş yok, para yok. Onun için bana kal demiyorsun. Sen beni seviyor ve hep benim iyilik düşünüyorsun. Ama Hamza, ben de seni seviyorum. Ve yanında kalmak istiyorum. O yüzden artık böyle üzgün durma. Lütfen. Hadi Hamza, söyle. Sen de beni seviyor, biliyorum.
Bak şimdi Liz. Sen çok iyi bir kızsın. Biz seninle güzel günler yaşadık. Ama en iyisi sen de ailenin yanına ülkene geri dönme. Dön buralarda yapamaz. Tamam. Sen tezkere olunca benimle Amerika'ya gelirsin o zaman. Yok canım. Benim ne işim var gavur ellerinde? Gavur? Yani Amerika işte canım. Liz, sizin adetler bana uymaz. Sen var git yoluna. Ben sana inanmıyor Hamza. Sen beni seviyor. Bana git diyemezsin. Ya efendi gibi anlatayım dedim. Ama bana başka şans bırakmadın Liz. Bak ben artık seni sevmiyorum. No, I love you. Ben sana inanmıyorum. Vallahi ister inan ister inanma Liz. Ben de sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum. Ben geçenlerde bir kızla tanıştım şeyde çarşıda. Kızcağız böyle halis mulis efendi canı bir Türk kızı. Biz de galiba birbirimizi seviyoruz. Sen inşallah benim ne demek istediğimi anlamışsındır ha? Muzaffer amca rapor yazmakla meşguldür. Öyle ya. Seyfi ile Ferit diye olacaklar. Ben de yarın gidip istifamı veririm artık. Ya saçmalama Melek. Ya niye saçmalayayım Fato ya? Böyle bir yerde daha fazla kalmak ister miyim sanıyorsun? Ne oldu Suzi? Yüzüne bakılırsa pek iç açıcı haberler getirmedin herhalde. Vallahi kızlar haberler kötü. Artık kendinize yeni iki sevgili bulmak zorunda kalacaksınız. Hadi gelin çocuklar. Bebeğim. Bayanlar. Ne bu şimdi Suzi? Şaka mı? Ha, bunları beğenmediniz mi? Bir de şurada ikisi var. Ah aşk ah, sen nelere kadirsin. Şşş, çek bakayım şu ön patilerini. Ben bir şey yapmıyorum ki, sevgi yumağı olmayacak mıyız?